Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda 2021 yılında teknoloji alanında gerçekleşen bazı önemli olayları hatırlatacağız. Başlayalım. 18 Ocak 2021. Sosyal medya platformu Facebook şirketi, reklam yasağı uygulamasına bir gün kala Türkiye'ye temsilci atama kararı verildiğini açıkladı. 27 Ocak 2021. Google yönetimi, iPhone kullanıcılarının YouTube ve Maps gibi uygulamalarda Apple'ın reklamları kişiselleştirmede kullanılan yeni uyarı sistemini kullanmama kararı aldı. 28 Ocak 2021. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Musk'ın firmalarıyla Türk kamu ve özel sektörleri arasında işbirliği olanakları ele alındı. 16 Şubat 2021. Amerika'nın bulaşıcı hastalıklar alanındaki en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci, merkezi İsrail'de bulunan Dan David Vakfı'nın 1 milyon dolarlık ödülünün sahibi oldu. Vakıf Fauci'ye ödülü, bilimi savunması ve aşıları desteklemesi nedeniyle verdi. 18 Şubat 2021. NASA tarafından geliştirilen ve 30 Temmuz 2020'de Mars gezegenine gönderilen Azim isimli gezi araç, 7 aylık yolculuğunu tamamladı. 22 Mart 2021. Twitter 15. yaşını kutladı. 19 Nisan 2021. Mars'ta ilk helikopter uçuşu başarıyla tamamlandı. 23 Nisan 2021. NASA ve SpaceX uzay istasyonuna 4 astronot daha gönderdi. 9 Mayıs 2021. Pekin, Çin'in en büyük roketinin kalıntılarının Hint Okyanusu'na düştüğünü açıkladı. Açıklamaya Amerika Uzay Komutanlığı'ndan tepki geldi. Kalıntıların denize ya da karaya düştüğünün bilinmediği kaydedildi. 15 Mayıs 2021. Çin'in insansız uzay aracı Mars'a iniş yaptı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Kızıl Gezegen'e uzay aracı indiren ikinci ülke oldu. 27 Mayıs 2021. Küresel ısınmanın gelecek 5 yıl içinde Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen sınırın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar bu ihtimalin %40 olduğunu açıkladı. 15 Haziran 2021. Çığır açan uzay üreme araştırmasında yörüngede yıllarca saklanan dondurularak kurutulmuş spermlerin kullanılmasıyla sağlıklı fare yavruları elde edildi. 17 Haziran 2021. Çinli 3 taykonot uzay görevine başladı. Nei Haisheng, Li Boming ve Tang Hongbo 3 ay süreyle kalacakları Çin'e ait uzay istasyonuna ulaştı. 24 Haziran 2021. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl Ay'a insan göndermeyi planladığını açıkladı. 26 Haziran 2021. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal İstihbarat Dairesi ve Deniz Kuvvetleri tarafından ortaklaşa hazırlanan ve UFO raporu olarak bilinen rapor Kongre'ye sunuldu. 9 Temmuz 2021. 935 milyon dolar değerindeki ihaleyi kazanan silah üreticisi Northrop Grumman şirketi, NASA'ya Ay'ın yörüngesinde yaşam alanı inşa edecek. 10 Temmuz 2021. İran'da bilgisayar korsanları ülkenin demiryolu şirketine sanal saldırı düzenledi.
20 Temmuz 2021. Çin, saatte 600 km hıza ulaşabilen bir tren ürettiğini açıkladı. Haber devlet medyasında yer aldı. (17 Eylül 2021) Çin'in inşasına devam ettirdiği uzay istasyonunda 90 gün boyunca çalışmalara devam eden 3 taykonot dünyaya döndü. 19 Eylül 2021 Milyarder iş adamı Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından yörüngeye gönderilen ve 3 gün boyunca dünya çevresini turlayan 4 uzay turistini taşıyan kapsül güvenli bir şekilde geri döndü. 4 Ekim 2021 Nobel Komitesi bu yıl tıp dalındaki ödülün David Julius ve Erdem Patapoutian'a verildiğini açıkladı. İki bilim adamı, sıcaklık ve temas reseptörlerinin keşfi nedeniyle ödüle layık görüldü. 4 Ekim 2021 Facebook ve bünyesindeki Instagram ile WhatsApp uygulamalarına erişimde dünya genelinde sorun yaşandı. 5 Ekim 2021 Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir film sahnelerinin çekimi için Rus bir aktrist ve yönetmen istasyona doğru yola çıktı. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilecek ilk sinema filmi olacak. 5 Ekim 2021 Japon asıllı Amerikalı Syokora Manabe, Alman Klaus Hasselmann ve İtalyan Giorgio Parisi dünyanın değişen iklimi gibi karmaşık fiziksel sistemleri anlamaya yardımcı olan çalışmaları nedeniyle 2021 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. 13 Ekim 2021 Milyarder iş adamı Jeff Bezos'un Blue Origin adlı şirketiyle ikinci turistik uzay uçuşu tamamlandı. Texas'tan yola çıkan uzay aracındaki ünlü oyuncu William Shatner, şu ana kadar uzaya yolculuk eden en yaşlı kişi olarak tarihe geçti. 17 Ekim 2021 Amerika Birleşik Devletleri basını, Çin'in Ağustos ayında nükleer kapasiteli bir hipersonik füzeyi test ettiğini belirtti. Financial Times'ın haberine göre, Çin, hipersonik silahlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha ileride. 18 Ekim 2021 Facebook, Metaverse adı verilen ve gerçekle sanalı birleştiren yeni bir evreni hayata geçirmeyi planlıyor. Plan için gelecek 5 yıl içinde Avrupa Birliği ülkelerinden 10 bin yeni eleman alınacak. 21 Ekim 2021 Twitter ve Facebook hesapları yasaklanan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya uygulamasını açacağını açıkladı. 'Elektrik ve su sayaçları artık drone'la okunuyor. Merkezi İzmir'de bulunan bir firma, drone'la su ve elektrik sayacı okuma teknolojisi geliştirerek bazı kentlerde uygulamaya soktu. 16 Kasım 2021 Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yaptığı bir füze denemesinin 1500 parçadan fazla uzay çöpüne neden olduğunu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 4 Amerikalı ve 1 Alman astronot ile 2 Rus kozmonotunun hayatını tehlikeye attığını açıkladı. 24 Kasım 2021 NASA, bir göktaşının Dünya ile olası çarpışmasını önlemek için dünyanın ilk gezegen savunma sistemi kapsamında bir aracı uzaya fırlattı. 29 Kasım 2021 Twitter CEO'su Jack Dorsey görevinden ayrıldı. 24 Aralık 2021
Moskova'da mahkeme, Rusya'nın yasa dışı olarak görülen içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle teknoloji şirketleri Google ve Facebook'a milyonlarca dolarlık para cezası verdi. Aralık 2021. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortaklaşa geliştirdiği dev teleskop James Webb uzaya fırlatıldı. Almanak TV bilginiz olsun diye 2021 yılında teknoloji alanında gerçekleşen önemli olaylardan bazılarını bu videoda yayınladı. Diğer almanaklarda buluşmak üzere. Almanak TV, bilginiz olsun.